Sen deyince aklıma ilk çok çalışma ve disiplin geliyor açıkçası. Mükemmellik geliyor. Baba, yani insanın hani diyorlardı ya sırtındaki dağ. İşte öyle bir şey. Gerçekten benim eşim ailesini çok seven birisiymiş. Ben onu kaybedince daha iyi anladım. Her ailenin görünen ve görünmeyen gizli kuralları vardır. Bu ailenin kimliğini, hatta geleceğini adeta bir anayasasıdır. İrfan Çakmak da çocukluğundan bugüne büyürken kendi anayasasını önce ailesine sonra sevdiklerine okutmuş. Böyle gençlik dönemlerinde, gençlik de demeyeyim artık çocukluk dönemlerinde tam böyle ergenliğin yeni başladığı zamanlar bazen kızıyordum. Hatta hep şöyle diyordum ya. Ben ileride baba olduğumda çocuklarıma böyle davranmayacağım diyordum hep. Rahmetli de derdi ki tamam sen baba ol da istediğin gibi davranırsın diyordu. Biz rahmetliyle 1990 yılının 8. ayın 15'i gibi tanıştık. Fedakar bir arkadaştı. Yani İrfan abi kötü gün dostuydu. Biz iyi günde çok görüşmezdik yani. Kötü günlerde daha çıkardık. Yani onun olsun benim olsun ama hemen koşardık birbirimize yani. Ve ikimiz de Mustafa Kemal Paşa'nın Çamlıca köyünde doğduk. Bir kere şöyle söyleyeyim. Benim hani abim, dayım, hamim neyi koyarsanız koyun. Benim arkamda her zaman bir güç olarak gerçekten bir aslında dayımız olur baktığınız zaman ha. Biz dayı derken toplum içinde dayı derdik. Yan yana geldiğimiz zaman abimizdi. Şimdi nereden nereyinin aslında çok güzel bir tanımıdır İrfan abi. Ben hep şey derim, hikayesi olan kazanır. Bu benim için güzel bir kelimedir. İrfan abi de aslında tam bunu dolu dolu yaşayan insanlardan birisi. Çok hikayesi var. Zaten hikayesi ona bu zamanlarda bu güzel, herkes hakkında iyi konuşulabilir şeyi kazandırdı bence ona. Değerli Rumeli TV izleyenleri, Bursa'da bu haftanın İş Dünyası bölümünde Soylu Kalıp Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İrfan Çakmak'la birlikteyiz. Benim programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Evet, değerli izleyenlerimiz, Bursa'da bir sanayici, bir iş adamı olarak sizleri tanıyabilir mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz Rumeli mikrofonlarına? Buyurun. İrfan Çakmak, 1963 Mustafa Kemal Paşa Çamlıca Köyü doğumluyum. İlk öğretimimi Çamlıca Köyü'nde bitirdim. Mustafa Kemal Paşa Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum 1980 yılında. Sanat okulunu bitirdikten sonra 2 yıl Bursa'da çıraklık, kalıpçılık üzerine çalıştım. Evet. Daha sonra köyde çiftçilik yaptık. Askere gidip geldikten sonra 2 yıl yine köyde çiftçilik yaptım. Daha sonra çiftçilik yapmayıp sanayici olmaya karar verdik. 1986 yılında iki arkadaş Soylu Kalıp firmasını kurduk. İş yerinde çalışıyoruz. Ya, takılma diyorum bu şeylere yani. Bu kadar da değil bazı şeyler. Strese sokma kendini, üzme, insanlara böyle davranma falan. Aslında bir kötülük de yok ortada ama belli konularda sertti yani. Tutumu da sertti. Biraz da otoriter bir kişilikti. Disiplini, saygıyı ön planda tutardı. Biz kendimizden büyük birisine, sırf büyük olduğu için saygısızlık yapmamayı öğretirdi yani, öğütlerdi. Sesini yükseltmeyeceksin, bağırmayacaksın. Cömert birisiydi. Herkese iyilik yapsın öyle birisiydi. Paraya değer veren birisi değildi. Varsa var, yoksa yok. Deseler ki, yanında ne var, ihtiyacım var. Benim eşim cömert birisiydi. Kaybettikten sonra bazı davranışlarının, yardımlarının, yani yaşadığı hayatın arkasından çocukları olarak en gurur duyduğumuz şey arayanların sürekli biz babanızın çok faydasını gördük. Bize falanca falanca işte zamanda şöyle yardım etmişti. İnsan hayatını kaybettikten sonra hayatını nasıl yaşadığı anlaşılıyor. Hayırsever iş adamı derler ya. İrfan abi hayrı severdi yani. Hayırseveri ayıralım de hayrı severi ayıralım. Kollardı fakiri fukarayı, ihtiyaç sahiplerini. Sofrasında ne kadar çok insan mesela bazı yerlerde dikkat ederdik. Hep böyle
bana derdi ki bak kimse sofra oturmayacak. Ya ben dayı yemiyor adam falan derdim ama öğrenmek istiyorum. O derdi ki hayır, o sofraya oturacak, bir kaşık da olsa oradan bir şey yiyecek. Hizmete adanmış bir ömür diyebiliriz yani. İnsana odaklı. Bu sanayi bölgesinde ben 22 sene falan başkanlık yaptım ama en çok görüştüğüm kişiydi. Yardım etmeyi seven bir insandı. Bugün isimlerini bilmediği birçok kişiye burs vermiştir, yardım etmiştir. İddialı konuşmaları, sözleri olurdu. Müşteri, ana firma müşterinin bir yemeğinde firmanın üst düzey yöneticisi, Fransız yönetici özellikle soru soruyor. Kendi firmasıyla ilgili soru soruyor. Diyor ki, Soylu Kalıp geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? O da diyor ki, Soylu Kalıp sizin gibi bir firma olacak diyor. Büyük bir firma olacak diyor. 10 kişi yanında çalıştığı zaman ilerideki hedefin ne diye sormuştum. Bir gün işte Tofaş gibi, Renault gibi maaş verebilen bir iş yerim olsun. Sayısı önemli değil demişti. İrfan abinin belli prensipleri vardı yani. Dört damarın tıkalı öğrendiği gün bile hala yatırım yapma derdindeydi. Adam bir kere her şeyden önce bu Soylu Kalıp'ın yüzyıllarca yürümesini istiyordu. Yani. İlk şeyi buydu yani hedefi. Olmazsa olmazı bence buydu İrfan abi. İş hayatında önemli olmazsa olmazlarından bir tanesinin çalışmak diyorum. Yani çalıştıktan sonra, arzu ettikten sonra, inandıktan sonra insanların başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Biz de 30 metre kare yerde bu işe başlayıp bir makineyle bu işe başladık. Çalışarak bu hale geldik. Ama sürekli gece gündüz kafa yorarak, çalışarak bu hale geldik. Bir insan uyuşuk olduğunu görünce sinirlenir. Bir insan çok yavaş hareket ediyorsa sinirlenir. Ve yaşı da genç olup da bu hareketleri yapıyorsa ekstra sinirlenir. Çünkü hep şunu söyler, ben sizin yaşınızdayken tarlada domuz bekliyordum. Gece vakti yatıyordum. Koyun otlatıyordum. Köye yayın ayak yürüyordum. Bizi aşıladığı şey her şeyden önce iş. Hasta da olsak, herhangi bir problem de olsa, işte düğün dernek de olsa. Önce iş, iş yolunda gidecek ki bir daha geri kalan aile hayatını rahat rahat idame ettirmek için önüne baksın, kimseye muhtaç olmadan yoluna devam etsin. İşte baba dediğinde aklına gelen figür aslında bir dağ. 1984 yılında İzmir'de askerlik yaptım, Narlıdere'de. Orada İzmir'de Konak Meydanı'nda bir kasap dükkanında çok etkilenmiştim. Ve dolayısıyla ben ticaret yapmayı düşünüyordum. Ama askerliğimizi yaptık, köye döndüğümüzde bu düşüncemizin olmayacağını anlayınca Bursa'da sanayi işine girme kararı verdim. Evet. Ve nitekim bunu da rahmetli babama ben bu köyde durmayıp Bursa'ya gideceğimi söyledim. İşte bu daha sonra da biz evlendik. Evlendikten sonra işte 15 gün sonra hanımın bileziklerini satarak sanayici olmaya karar verdik. Bu işe girdik. İşte Kemalpaşa'dan geliyorsunuz. Köylü bir ailenin çocuğusunuz ve bir şehre geliyorsunuz ve orada bir şeyler yapıyorsunuz. Ve şu anki gelinen durumda ve bıraktıklarını böyle bir baktığınız zaman demek ki doğru şeyler yapmış ve ülkeye bir değer katmış. Ekmeğini kazıyarak kazanan ve onu geliştiren aslında iyi bir örnekleme. Çok uğraştı İrfan, işiyle alakalı, başarılı olmakla ilgili. Bizim gibi sıfırdan geldi, sıfırdan başladı. Ama başardı. Bursa'da itibarlı, başarılı bir firmanın yönetim kurulu başkanıydı. Ama bir üniversiteyi bitirmiş veya duayen bir sanayicinin çocuğu gibi bence çok başarılı. Kimsenin bilmediği size bir şey söyleyeyim. İrfan abi seneler önce bana bir şeyden bahsetti. Dedi ki ben Kemalpaşa'dan Bursa'ya gelmeden evvel şu andaki AVM'lerin veya da gross marketlerin olduğu gibi her şeyi satan bir mağaza düşündüm. Ama bu mağazada otomobilden lastiğe kadar veya da yiyecekten giyeceğe kadar her şey olacaktı. Arkadaşlarım ve akrabalarım bana güldüler.
Halbuki ben bunu gerçekten ciddi olarak düşünmüştüm Serhat Bey. Bununla ilgili de realizasyon için elimden geleni yapacaktım. Ama daha sonra hayat gailesine düştüm ve Bursa'ya geldim. Kısmette kalıpçı ve sanayici olmak varmış ve ben sanayiciliği seçtim dedi. Bu hakikaten yeni fikirlerin oluşması açısından çok önemli bir şeydir. İnsanlar genelde hep birbirlerinin yaptıkları işi yaparlar. İşte İrfan Bey'in farklılığı buradaydı. Buna aykırı düşünce diyemeyiz. Ama ben bunu nasıl yeni bir varyasyonda yaparım, ortaya korum ve bitiririm. Bakın, bugün insanların en büyük hatası şu. Başlarken güzel başlıyorlar ama bitiremiyorlar. Şu anda 3500 metre açık alan, 2000 metre kapalı olan yerimizde müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. İrfan abi kendi gibi bir insandı, çok doğal bir insandı. Kendisini anında hissettirebiliyordu. O yüzden sektörü fabrikatör olsun, farklı konular olsun, spor dalı olsun hiç fark etmiyordu onun için. Her ortamda çok rahat bir şekilde ortama ayak uydurabilip kendisini dinletebiliyordu. İş konusunda çok ciddiydi. Pazarlığı sonuna kadar yapardı. Ama yapmış olduğu pazarlığın sonunda da mutlaka sözünde dururdu. Ödeme günü neyse o gün mutlaka o ödemesini yapardı. Onun için çok ciddi, işine çok sadık, ne zaman gitseniz iş yerinde bulabileceğiniz bir iş adamıydı. Hedefe koşarken tavizsizdir. Hedefe koşarken tırnak içerisinde uçtur ama kendi canına dahi acımaz. Bir de yani bir dürüstlük aslında sembolüydü. Hiçbir zaman ben piyasada İrfan abinin soylu kalıbın yani bir ödeme ile ilgili vesaire ile ilgili herhangi bir şeyini duymadım ve onun için çok değerlidir piyasada hem firma olarak hem de şahıs olarak. Yani birebir meslek, aynı işi yapıyoruz. Aynı işleri yapıyoruz, aynı işleri ama aynı işletmeleri hiç yapmadık. Biz onu kabul etmedik. Aramızda böyle bir etik kurduk. Nasıl yaptık bunu? Yani diyelim İrfan abinin müşterisi bana geldiğinde ben İrfan abinin müşterisinin çayını kahvesini içirip projeyi alıp İrfan abiye gittim. Dedim bak bu böyle böyle proje geldi. Bunlara fiyatları siz dedim çıkarın. Bana verin. Ben de hani müşteri de buraya geldi biz size teklif vermedik olarak yapmayalım bunu. Siz çıkarın verin fiyatları. %20 ben üstüne koyayım ben de vereyim. Aynı projeye teklif verelim yani. Senin fiyatların üstüne ben koyayım. Böyle bir etiğimiz vardı aramızda. O hep sürdü. Çalışanlar noktasında da öyledir. Yani İrfan abinin yanından ayrılan birisi varsa, bize geldiyse, biz İrfan abi hayırdır? Yani bu ne oldu, ne bitti? Karşılıklı bu istişareyi hiç bırakmadık yani. Ha, o da devam ediyor hatta. Hala da devam eden bir süreç bu. İş etiğinde İrfan abi işini yapan bir adamdı. Yani İşi, bir şeyi böyle tutarsınız da, yani bir şeyi böyle ucundan tutmak vardır, bir de şöyle tutmak vardır. Yani İrfan abi her şeyi böyle tutardı. Hep öyle yaptı. Hiç bırakmadı yani. Bir de güveniyordu yani. Ben de kendisine çok güvenirdim. Sonsuz güven vardı yani aramızda. Hiçbir zaman şey olmadı. Mesela bir mutlaka biz sıkıştığımız günler oldu maddi açıdan. Onda varsa şeyde. Bir gün ben arabamı satmıştım. Makine alacaktım. Önden vermiştim. Bir gün gittim. Sen dedi arabayı ne yaptın? Dedim abi makinenin önden verdim. Peşinat olarak falan dedim. Ne yapayım? Param yok dedim. Ne yapayım? Bende de 10 bin mark var dedi. Ne dedim? Sende 10 bin mark da vardı. Benim haberim niye yok? İrfan abi Şahin'e biniyordu. Bana gittik. 3.18 BMW aldık o zaman. O parayla. Böyle şey yaptık. Ya çok acayip bir dayanışma vardı maddi manevi. Çünkü hakikaten çok emek verdi. Bunu azimle, tecrübeyle ve kararlılıkla yaptı. Türkiye siz de takdir edersiniz ki birçok kırılmanın yaşandığı bir ülke. Bunların hepsinden sağ salim, akılla ve kararlılıkla çıktı. Firmayı bu senelere kadar getirdi ve inşallah bundan sonra kendi mahdumları da götürmeye devam edecektir. Çocuklarını gerçekten belki de ilkokula gittiği zaman çocukları belki de sene içerisinde bir gün çocuklarının ilkokuluna gidip de çocuklarına ne yapıyor bu çocuklar diyecek zamanı bile olmamıştır. Gerçekten çok çalışkan, onu herkes de söyler. Yani
bir işi yapacağım derse o işte torna dediğimiz makinenin ne bileyim içine girir. Onu yapmak için çok mücadele verdi. O işini çok severdi, ben eşimi çok severdim. Benden bile önde gelen işiydi. Dedi ki, iş varsa eş var. Bir gün ben babamın karşısına çıktım, bundan 10 sene önce. Bana dedim patron lazım değil. O da bana evlat lazım değil dedi mesela. Onu da evladı olarak görmediği için demedi aslında. Ya oradaki bakış açısı onun farklıydı. Ben çok duygusal bir dönem geçirmiştim o zaman. Oradan kaynaklandı ama sonrasında yani günün sonunda insan hep şunu biliyor. Babamın bana nasıl baktığını hatırlıyorum. İmrenerek bakardı, sevgi dolu bakardı yani. Ama kimi insan belli etmek istemez, bu tercih mi etmez ya da yapısı mı müsait değildir? Babam da öyleydi. Bir iş yerindeki tavrıyla evdeki tavrı belli noktalarda evde daha az gördüğün için bir karmaşa oluyor. Benim için de bu oldu. Babam için de oldu. Ya şöyle bir durum var zaten. Baba evde çok durmazdı. Neden işle babayı çok lanse ediyorum? Biz gece uyurken bile telefon gelip sipariş geldiğinde annemle birlikte aşağı inip çalışıp malzemeleri üretip müşterilere gönderimlerini yapıyorlardı. Birbirine çok girmiş durumda, öyle söyleyeyim. Babam liseye geçtiğimde bana çalışmaya başlayacaksın yazın diye bir teklif sundu. O zaman kalıphaneye almıştı beni çırak olarak. Ben iki yaz öyle çalıştım. Şu ana dönüp baktığımda bu yaşıma iyi ki çalıştırmış diyorum. Ailesiyle beraber geçen bu süreçte İrfan Çakmak zaman zaman evini iş yeriyle bir bildi. Bugün çocuklarının yürüttüğü soylu kalıp o günlerden kıstığı zamanlarla bu zamana geldi. İrfan Çakmak işine olan ilgisi, çevresine olan bağlılığı tarafından herkesce zaten bilinir. Fakat onu herkesten ayıran tabii ki bir de olmazsa olmazları var. İrfan abi çok derin bir eğitimi olmamasına rağmen eğitime ve bilgiye çok önem veren birisiydi. Dolayısıyla yıllar öncesine varan herkesin kullanmadığı zamanlarda bile sistem kurmakla alakalı yoğun çaba sarf eden birisiydi. Makinelerini otomasyona çevirmek isteyen, tamamen dijitale dönmek isteyen bir iş insanıydı. Zamanında da bilgisayar kullanmayı hiç bilmediği zamanda bile kendi fabrikasında 25-30'un üzerinde bilgisayarı olan, makinelerinde veri toplama cihazları olan, el termelleri kullanan, bu işe çok önem veren, dataya çok önem veren bir iş insanıydı. Özel bir konuda çalıştığı için hep onda gelişme çok açık bir insandı. Ve biz hep özel ürünler sattığımız için aslında onunla çok ortak noktamız vardı. Daha yüksek adetleri nasıl yapabiliriz? İşte kalıplarda şöyle sıkıntılar var. Ahmet burada malzemeyi değiştirerek neler yapabiliriz konusunda kendini aşmaya çok isteyen bir insandı. Ve bizim Bursa'da özel çelik tanımladığımız hem fiyat olarak hem de kalite olarak en iyi çelikleri kullanan sayılı firmalarımızdan birisidir. O da onun ne kadar açık görüşlü olduğunu aslında ve yenilikçi olduğunu aslında öne getirir. Biz okurken sanat okulunda o zaman bizi yönlendiren olmamıştı. Ben işte Halil Rahman'ın çocuğu sanat okulunda okuyor desinler diye okudum. Ama şu andaki sanat okulunda okuyan kardeşlerimiz hem aileleri tarafından hem hocaları tarafından yönlendiriliyor. Bu kardeşlerimiz isterlerse ileride çok iyi bir sanatkar, iş adamı olmaları için bir neden yok diye düşünüyorum. İşte işveren, işte otoriter, işte disiplinli gibi örnekler söyledik ama bunun yanında açık fikirli, yani bizden gelebilecek her fikre tahammül edip dinlerdi. Daha sonrasında kendi fikirlerini veya eğer bizden beklediği bir şey varsa cevap verirdi. İrfan Bey sözünleri bir adamdı. Üzerine vazife olmayan ister sosyal ister politik ben hiçbir işe girdiğini görmedim. Ben ona biraderim derdim. Aynı zamanda sanayici kimliğiyle, girişimci kimliğiyle her zaman hizmete adamış bir ömrü vardı. Çocuk yaşta Çamlıca köyünden tahsilini görmüş. Mustafa Kemal Paşa'da sanat okulunu okumuş.
Sonra da mesleğine daha iyi katkı koymak için, mesleğini yaratmak için bir atölyede çıraklık bile yapmıştır yani. Daha sonra da kendine güveni gelince de iş kurmuş. Öncelikle tabii hepimizin yaptığı gibi dükkanda, sonra balık da biraz daha büyütmüş. Daha sonra da burada bizim çalı sanayi bölgemize geldi. Ben 7 yaşındayken onun ilk iş yerine, çalıştığı yere girdim. 1,5 yıl iş yerinde yatıp kalkmış. Daha sonra biz taşındık, kirada oturduk. Ufacık bir iş yeri, sıkıntılar oluyor, evimiz yok. Öyle durumları yaşadım ben. Bunları da yaşadığım için babamın nereden nasıl geldiğini, nasıl bu çok büyük işler başardı yani. Geldiğimiz büyüme serüvenimize hemen hemen hakimim. Bekar odalarında beraber kaldık. İşte mutfağı olmayan, tuvaleti olmayan bir camiye yakın bir yerde bir bekar oda, bildiğimiz bir odayı tutar. İşte camiye giderdik ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Aslında bu soylu kalıbın zorluklarını, orasını görmek lazım. Oradaki mücadeleyi görmek lazım. Bütün işverenler gibi İrfan abi de para geldiği zaman gülerdi, sevinirdi. Ama bu şunun içindi. Bakın, firmamızın bir takım taahhütleri vardı. Bu da burs taahhütleri. Yani biz firmamızda çalışan ve çocukları okuyan ve bize müracaat eden herkese burs verdik. Kim verdi? İrfan Bey verdi. Dolayısıyla da bir şeyi kazanmadan vermek mümkün değil. Arkadaşlığa çok önem veriyordu ama kendi söylediği bir şey vardı. Herkesle arkadaş olacaksınız ama dostum dediğiniz insanlar şu eli geçmeyecek. Biz beraber hiç tatile gitmedik. Sadece bizim memlekete kadar gittik işte o zaman. Ben aslen Çankırlıyım, Kızılırmak'tanım. Oraya gittik. Orada bir üç günümüz oldu öyle, tamam mı? İrfan abi çok şey bir insandı, sosyal bir insandı. Her türlü insanla otururdu, anında kaynaşırdı yani, tamam mı? Anında. Ve kendini mutlaka sevdirirdi. Daha hala soranlar var bizim memlekette İrfan abi. Rahmetli olduğunu duyunca çok üzüldüler. Yani dediler gerçekten sen kardeşini kaybettin. Böyle çok sosyal bir insan olduğu için anlaşamayacağım önemli hiç kimse yoktu yani. Diyalogları çok iyiydi. Yani girdiği yerde, çevrede mutlaka birilerini bulur, birilerine diyaloğu kurar ve hep sonuca giderdi. Böyle bir girişimci ve diyalog kurma özelliği vardı. Futbol turnuvalarımız vardır bizim. Köyler arası o zamanlar sonbaharda futbol turnuvalarımız olurdu. Yaşça bizden büyük olduğu için tarlada onu daha fazla çalıştırıyorlardı bize göre. Çaltılı bir köyünde olan bir turnuvaya gideceğiz. Takım tamamlanmıyor. Yaz günü tarlalardan insanları bir şekilde annesinden babasından kaçırmak için mücadele veriyoruz. Biz de o zamanlar böyle yeni yetişiyoruz, hırslıyız. Köyümüzü temsil edeceğiz ama onlar büyük olduğu için, tarlada çalıştıkları için anne babaları izin vermiyorlar. Biz de o mesela bir tanesi ayçiçeği tarlasında ayçiçekleri keserken çaktırmadan tarlanın kenarına varıp ıslık çalardık. O bizi duysun. Nitekim böyle bir şey de duydu. Tarlada ayakkabısını bile bırakıp koşa koşa traktöre binip kaçarak futbol turnuvasına gittiğimiz etkinlikleri vardır. İnsanlara, arkadaşlara çok değer verirdi. Arkadaş olduğu insanlar da kendisi gibi, kendisi çok mütevazi bir insandı. Bize de hep onu öğütledi zaten. Bir insan alçaldıkça yükselir diyordu hep. Yani büyük gönüllü olmayın. Köye giderdik mesela, çevre köylere. İşte köy eğlenceleri yapıyorlar. Senede bir gün o köyün işte yaşlısı genci köyde bir araya geliyor. Orada bir çoban dayının yanına oturduğu zaman da dolu dolu sohbet edecek hikayeleri vardı. Çünkü kendisi de gençliğinde bir çerdöver operatörlüğü yapmış, tarla beklemiş, çobanlık yapmış. Gelirdi buraya bir eskiciyle oturup konuşurdu. Giderdi işte belediye başkanının yanına, onunla oturup konuşurdu. Ve hepsiyle de aynı samimiyet, aynı mütevazilik oluşuyordu. Biz de o örnek aldığımız kişi de babam olduğu için en sevmediği şey, burnu büyüklük demeyeyim de böyle bir insan kendisini bir tık yukarı aldığı zaman olduğundan farklı bir noktaya hiç haz etmezdi. Kimsenin yüzüne karşı onu da bozmazdı ama içinden sevmezdi yani.
sevdiği insanlar bile bunu yapsa bir fren koyardı o zaman arasına. Genelde çok sevdiği arkadaşları da kendisi gibi alçak gönüllü olan insanlardı. İşini ve ailesine düşkün İrfan Çakmak'ın hayatında çok önemli bir yere sahip olan da dostları var. Kimisi için iş arkadaşı, kimisi için abi kardeş gibi başlayıp hepsiyle dostluğunu ilelebet kurmayı tercih etti. Çok özel bir arkadaştı yani. Şimdi insan kardeşi Allah verirsindir ama arkadaşı sen seçersin yani, tamam mı? Yani bana göre arkadaşlık makamı kardeşlik kadar kutsaldır, hatta bir tık daha iyi. Güvenebilmek çok esastır yani. İnsanın çok arkadaşı olur da özel arkadaş az olur yani, tamam mı? İrfan Çakmak'la da 2000'li yılların ortalarında tanıştık. İş arkadaşıyla başlayan ilişkimiz daha sonra abi kardeşliğe döndü. Tabii İrfan Çakmak sadece bir iş insanı değildi aslında. Bir duygu insanıydı, bir spor adamıydı. Çok iyi bir Galatasaraylıydı. İyi bir Galatasaraylıydı. Zaman zaman ben de Galatasaraylıyım ama o bizden daha ileri boyuttaydı. Hatta bir anısı var. Bu Galatasaray ile ilgili konu geçince en küçük oğlu var, 3 numara var onun. Halil İbrahim, o da babasının ismini taşıyor. Halil İbrahim'i Ali Sami Yen stadına götürmüş. Başkanın koltuğuna oturtmuş. Başkanın koltuğuna oturtmuş, sen demiş başkan olacaksın demiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi genelde güreş resimleri olmasına rağmen İrfan Bey'in futbolu olan destekleri de var. Bizim Mustafa Kemal Paşa'nın her yıl bir futbol turnuvası yapılıyordu. Bu turnuvada ciddi sponsordu kendisi. O maçlara sürekli gidiyorduk. Hatta 5 yıl önce diyebilirim, benim de katıldığım firma Aydemir Metaller'e katıldığım bir turnuvada ben kupayı aldım. Benim firma o zaman takım kupayı aldı. O kupa yanında hep beraber olduk, beni destekledi. Bu kupa, şu gördüğünüz o kupa, o kupadır yani. Bu bir insanın sosyal düşüncesini, insanlarla birlikte olmasını ve insanlığın çıkarı için bir şeyler yapma gayretini ortaya koyar. Sanatçıyı çok severdi. Türküyü, şarkıyı çok severdi. Mutlaka yaptığı eğlencelerde mutlaka bir şarkıcıyı, türkücü olur, Türk sanat müziği olur, pop mop falan fazla değil ama bunları özellikle seviyordu bu işleri. Bu tip gösterişleri çok seviyordu. Dernekte de bu tip şeylere, sanatçılara hep sürekli sponsor olmuştur. Mesela çocukların düğününde hep sanatçı getirdi. Seçerek getirdi. Yani bu işe çok meraklıydı. Sanatçıyı getirmek, ona şey işte şarkı söyletmek, ona program yaptırmak, bu işleri hakikaten çok seviyordu. Hobileri aslında hani herkes güreş olarak biliyor sadece ama futbol olsun, hani burada zaten bulunan kupalardan da fark edileceği üzere işte futbol, güreş, sporun herhangi bir dalıyla yani her türlü desteği veriyordu. Zaten insanlar, az önce bahsettiğim bir cümle vardı. Doğduğu yere ve doyduğu yere sahip çıkacaklardı. Bayılırdım onu kızdırmaya ben. Yani ne yapar ne eder kızdırırdım ama İrfan abi. Yani kızdırırdım ama gülerek kızan bir adamdı İrfan abi yani. Böyle kızmazdı yani. İçinden kızmazdı yani. O anlık kızdırırdım. Her şeyden kızdırırdım İrfan abi. Hep çok istediğim ama yapamadığım bir şey vardı İrfan abiyle. Rakı kültürü dedim ilerledi. Gel bir şeker gibi bak rakılar çıktı diyorum. İşte şöyle çıktı diyorum, böyle çıktı diyorum. Bir türlü onu ikna edip rakı içiremedim. İrfan abi dedim ya şey alkol içmemizi istemezdi. Biz de işte İrfan abi bizi yemeğe götür dediğimizde bir akşam falan akşamlar. Yani her zaman söylüyorduk bunu da. Tamam diyordu, işte alkolsüz yere gideceğiz falan. Biz de gidiyorduk alkollü yere şimdi. Kızarıyordu, bozarıyordu ama sesini çıkartmıyordu, oturuyordu. Şimdi her seferinde de ne hikmetse cüzdanı unutuyordu. Ona çok gülerdik, tamam diye. Alardı böyle, şeye bak böyle yapar cüzdanı, gömleğin cebinde taşırdı. Böyle yapar cüzdan yok, böyle yapar para yok, tamam. İş gene bize düşerdi. Ona çok gülerdik. Biriyle konuşurken, kolunu tutar anlatırken. Hani şey gibi, bana bak. Kendisinin
o anlatırken karşı tarafının kendisini dinlemediğini değil de yeteri kadar herhalde anlayamadığını hissediyordu. Biz tabii kolumuz uyuşana kadar, biz tabii oğluyuz, yeğeniyiz, kardeşiyiz, kolumuz uyuşsa da yani kıpırdayamazdık. Sevdiği şeylerden bir tanesi kendi personeliyle ilgili şey yapmak, sosyal aktiviteler yapmak, yemekler vermek, eğlenceler yapmak, yıl sonu böyle sosyal faaliyetler yapmak, bunu çok severdi. Sık sık yapardı bunu ve bizim gibi tedarikçilerini de, dostlarını da davet ederdi. Orada çalışanlarına hediyeler verirdi, yarışmalar yaptırırdı. Yani bu kısmını gerçekten şey işte iftar yemekleri, özellikle bu tip aktiviteleri çok düşkündü, isteyerek yapıyordu. Bu sanayi bölgesinde ben 22 sene falan başkanlık yaptım ama en çok görüştüğüm kişiydi. İrfan Çakmak'la bizim yaşadığımız günleri diyelim, hani kelimeler, şeyli sayfalar almaz. Zaten o benim hep yanımdaydı, gölge gibiydi. Halep Salep dedim ya, zaten bir kere böyle bir ayrı görseler şaşırırlar. Bu kadar söyleyeyim sana. Bak orada da, fotoğrafta da var mesela şeyde yürüyüşlerimiz bilmem neyimiz. Yıllarca yol arkadaşlığı yaptık. Kırkpınar güreşlerine olsun, Antalya güreşlerine olsun. Burada zaten biz Marmara'nın en büyük güreşlerini yapıyorduk, çalı güreşleri. Ben zaten ona teklif ettim. Bak dedim, birader bu işe sana yakışır dedim. Ya ben dedim 5 yıl yaptım. Çok memnun kaldım, zevk aldım, mutlu oldum. Aynı mutluluğu senin de yaşamını isterim dedim. Sağ olsun o da kabul etti. Aynısı benim şeyim, benim yolumda. 5 yılda o da güreş aldı yaptı ama çok mükemmel yaptı. Sevgisini ve değer bildiklerinin yanına bu sefer hayatına çok başka bir sürpriz girdi. Güreş ağalığına giden yolculukta ilgisini ve zamanının bir bölümünde de mutlaka güreşler oldu. Yağlı güreşlerin şimdiden sizinle daha iyi olacağını ve hayır olmasın diyorum. Ağır. Şimdi yeni ağ seçildi. 48.sine yarından itibaren hazırlık yapmaya başlıyoruz. Seneye belki olur ya, belki dışarıdaki Türkiye Cumhuriyetlerinden de birkaç tane güreşçi getirelim buraya. Ne dersin ağa? İnşallah. Evet, ağadan söz aldık. Yarım asırdır süren geleneği devam ettireceklerini söyledi. Yarım asırdan beri devam eden atasporu yağlı güreşlerimize 50. yılda da ağ olmak güzel nasip oldu. Bundan daha büyük gurur, onur olmaz. Biz de atasporu yağlı güreşlerimizin peygamber sporu olan güreşlerin devam etmesi için bir iş adamı olarak üzerimize düşen görevleri yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalı güreşlerin aslanı, sözlü kanalın sahibi, iş adamı. Eşim bu güreşte çok sevdi. Toplumla iç içe, toplum adamıydı zaten eşim. Güreş zamanı her zaman Çalı'da yazın ortasında olan bir döneme denk geliyordu ve çok sıcaktı. Oradaki insanların bile bu sıcaktan etkilenmesini engellemek için herkese şapkalar yaptırdı. Tek tek kendi elleriyle dağıtırdı. Onun için çok ince düşünen, çok naif bir insandı. Onu gerçekten çok özlüyoruz. 51.'si düzenlenmekte. Ben çalı güreşlerini 2. Kırkpınar olarak adlandırıyorum. Ve çalı güreşlerindeki Kırkpınar güreşinde baş pehlivanı çalı güreşleri belirlemekte bana göre. Bütün iş adamlarını Türkiye'nin neresinde olursa olsun ben bulundukları, yaşadıkları yerlerdeki kültürel, sosyal bu tür faaliyetlere katkı sağlamalarının önemini bir daha vurgulamak istiyorum. Köyümüzden de 41 kişi Çanakkale Savaşı'na gitmiş, 40 kişi geri ölmüş, 1 kişi geri gelmiş. Biz de bunların adına köyümüzde bir Çanakkale şehitliği yaptık. Geçmişimize sahip çıktığımızı de gösterdik bu vesileyle. Daha Bursa'da bile Çanakkale şehitliği yok. Ama evet. Biz Mustafa Kemal Paşa'nın Çamlıca Köyü'ne atalarımıza sahip çıktığımızı gösterdik. Onlara ufak bir anıt yapıp her yıl onlara hayır yapıp onları anıyoruz. Son yıllarda İrfan arkadaşımız bildiğiniz gibi güreş ağalığı yaptı 3 dönem. Bu güreş ağalığı esnasında yaşadığımız bende çok iz bırakan bir anımı anlatmak istiyorum. Bir güreşçisi vardı. Bir senesi yenildi. İkinci sene de sanırım yenildi. Üçüncü senesi koşa koşa biz İrfan'la birlikte güreş sahasına gidiyoruz.
koşarak geldi. Ağam dedi, bu sefer alacağım maçı dedi. Soyunmuş, yağlanmış. Çok heyecanlı ve istekli bir biçimde. Hadi lan oradan dedi. Ne alacağım alacağım dedi, takmışsın kafaya. Sen dedi, bizim için önemlisin, kıymetlisin dedi. Sen önce git sakatlamadan kendini adam gibi güreş dedi. Kazansan da seviyoruz biz seni, kazanmasan da dedi. Yani ben böyle bir şey yapamazdım. Ben insan psikolojisini bilen, hassas bir insan olmama rağmen ben kendi sporcuma, kendi güreşçime böyle bir telkinde bulunamazdım. Yani tam bir psikolog kıvamında bir tepki gösterdi. Çok etkilendim, çok şaşırdım ve güreşçisi gitti, maçı aldı. Her zaman başkanımızla beraberiz. Biz kim A olursa yine onun arkasındayız. Yine hep beraberiz diyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Biz 5 yıldan beri bu görevi devam ettirmekteyiz dediğiniz gibi. Biz de bundan sonra bu işi bizden daha iyi yapacağına inandığımız kardeşimize devretmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah biz de her zaman onun yanındayız. Her zaman daha ileriye diyoruz. Bulunduğumuz ortamlara hep katkı koydu. Hep pozitif durdu. Yani orada insanları moral verirdi, katkıya boyardı, yaptığı espriler de olsun ne olsun. Hakikaten onu çok arıyoruz, özlüyoruz yani. Güreşlere çok güzellik kattık. Öncelikle sahayı çok tertip düzene soktuk. Doğal bir ortam. Herkes çoluğun çocuğunu alıyor, piknik yapıyor, hem güreş seyrediyor. Yani Türkiye'nin çok yerinde böyle bir güreş sahası bulamazsınız. Herkes de bunu söylüyordu zaten. Tabii ki her şeyin daha sonraları İrfan Çakmak'la beraber de biz de yine beraber hep daha üstüne koyarak gitti çalı güreşleri. Yılından beri İrfan'la tanışıyoruz. Otomobil yan sanayi firmasına hizmet veriyordu. Ben de o aşamada ona ham madde desteği veriyordum. İlerleyen yıllarda da bu birlikteliğimiz, iş birlikteliğimiz daha da derinleşti. Bununla beraber aramızda geçen bu sıcak diyaloglardan dolayı o beni Mustafa Kemal Paşalılar Derneği'ne üye de yaptı. O üyelikten dolayı onunla daha sık beraber olmaya başladık. Bu derneğin zaten kuruluş amacı Mustafa Kemal Paşa'dan göç eden insanlara, fakir öğrencilerine burs verme amaçlı kurulmuş. 2008 ve 2010 yıllarında zannediyorum yönetim kurulu yaptı ama bu derneğin en az 20 yılında damgası vardır. Her yıl ondan aşağı düşmemek şartıyla, yani bunun dedim ya en son 11'di zannediyorum, ondan daha geride iyi bir burs verenimizdi. Tanıştığımızın ilk yıllarında dernekte çok aktifti. Yönetimlerde bulunuyordu, derneğin faaliyetlerinde sürekli görev alıyordu. Aynı zamanda derneğin öğrencilere verilen burslarda ciddi katkısı vardı. O bursların da verilmesinin öncülerindendi. Hatta bursun verdiği, yaptığı yardımların pek deşifre edilmesini de sevmiyordu. Binlerce kişinin duası vardır. Binlerce kişiye dokunmuştur. Sadece dipnot olarak cenazesini söyleyeyim. Pandemi sürecindeydi malum. O zaman jandarmadan rica ettik. Bakın hani bu cenazenin bir farkı var. Bu insanların hani çok dokunduğu insanlar vardır. Gelmek ister. Lütfen biraz müsamahalı olalım. Onlar da bize dedi ki siz mutlaka maske işiyle, ben o zaman gençlerin hepsini topladım. O alanın içerisinde bile maskeler çıkartmamak konusunda çok insanlarla uğraştık. Ona rağmen o cenazeye 1000 kişi öyle geldi ki yasak olmasına rağmen çıkma yasağı. Ona rağmen belki de 500 kişi tekrar günlerce taziyeye köyümüze geldi. Bu şunu gösteriyor. İnsanlara dokunmuşsunuz.
bir şekilde dokunmuşsunuz. Bu işi parayla, pulla bilmem neyle yaptıramazsınız. Örnek almaktan öte gerçekten olmak istediğim, başarmak istediğim adam mesela babamdı. İnsanlarla olan ilişkisi, samimiyeti, dürüstlüğü, kızdığındaki tavırlarıyla bile, işe yaklaşımı. Belli konularda benzerliklerimiz de var. Belki en çok ondan dolayı zamanında elektriklendi aramız ama dönüp baktığım zaman gerçekten böyle bir kahraman gibiydi benim için. 2011 yılı İrfan Çakmak için çok özel şey ifade ediyor. Evet, evet. Benim evlilik yıl dönümün 25. yıl dönümü. Evet. Dolayısıyla ekranlarınızdan da eşime evet. 25 yıldan beri beraber geçirdiğimiz evet. bu iş hayatında hayatta kendisine teşekkür ediyorum. Yani her başarılı erkeğin evet. arkasında bir bayan vardır. Kesinlikle. Yenge Hanım'a da buradan sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Ben 35 yıl boyunca eşimden bana bir kere daha hakkını helal et demedi. Ama şu ölmeden bir hafta önce bana dedi ki bunu ömrüm billah da unutmayacağım. Benim burama Nermin ben senin hakkını ödeyemem dedi. Ben senin nasıl bir abi öyle dedim İrfan'ım dedim. Ben senin hakkını sen benim hepim senin de hakkın geçmiştir. Benim de hakkım geçmiştir dedim. Yok dedi sen benim çocuklarıma iyi bir anne oldun dedi. Benim çocuklarımın başında ben çocuklarımla dedi hiç ilgilenmedim dedi. İşte genç kızken şiir yazmış bana iki tane şiiri var. Seni sen olup da sevdiğimi sakın unutma. Hayatta en güzel şeyin aşk olduğunu unutma. Seni seviyorum, tapıyorum diye sakın şımarma. Dünya zevkine dalıp da sakın beni unutma. Siyah saçların yüzümde dalgalansın. Eğer beni terk edersen gençliğin yansın. İnan hayalimde hep sen varsın ve seni benden ayırmak isteyen utansın. Yanık kalan kalbimi sen avutacaksın. O zaman gelecek sen de beni anlayacaksın. Ruhum aşkının ateşiyle yansın. Mısralarım sana ibedi hatıra kalsın. Bunu ta genç kızken yazmıştım. Bugün sevgiyle bahsettiğimiz İrfan Çakmak, hayatına dokunan bu güzel insanların karşısına bir anda kapının arkasından çıkıp şimdi gelse ne derdiniz diye sordum. Bir şey diyemezdim. Elini öperdim. Elini öper sarılırdım ya. Sarılırdım yani. Ailede en fazla konuşanlardan biri benimdir hani. İşte sinirli olduğumda da işte biz fikirlerimi söylerdim. Genelde çarpışırdı bizim düşünceler. Aynanın ben bu tarafından bakıyorsam rahmetli bu tarafından bakardı. Herhalde bu saatten sonra bir şey de dinlerim sadece abi.
Seni seviyorum derdim herhalde. İyi ki babamsın derdim. Yemin olsun şu fabrikayı bağışlarım. Hiçbir şey istemiyorum. Yarın sen başımızda sağ ol. Meğerse ben ondan yorulmuşum. Ondan büyümüşüm. Ondan nefes alıyormuşum. Öyle demiş zaten Erol abiye. Demiş ki Nermin beni birçok seviyor. Birçok seviyor ki Erol abi en çok ona yanıyorum demiş. Hemen sarılırdık birbirimize. Çok mutlu olurduk. Ya. Onu anlatamam ya. Abi nerede kaldın derdim. Niye bıraktın gittin bizi derdim yani. Çok erken oldu. Hiç beklemediğimiz bir şeydi yani. Hiç bekleme. Çok yordu da bizi yani o konu. İsteme derdim yani. Biraz daha duraydın derdim. Vay İrfan abicim derim. Ama adamı özlüyorum ya. Benim için değerli yani. Neredesin sen deyip sarılırım herhalde. Ne yapayım? Ya sarılmak çok keyifli bir duygu. O yüzden nadir sarılacağımız insanlardan bir tanesiydi kendisi. Belki en iyi özetlenebilecek şeylerden bir cümle yani. Sarılırdım kendisine. Hoş geldin abi derdim ya da iyi ki gitmedin abi derdim. Ne diyebiliriz ki? Çok seviyorum. Ve hoş geldin aslan abim derdim ve kucaklardım. Ben mi? Onu şu evin birisine tutturdum buradan salmazdım. Nerede kaldın? Senin hasretliğini, eksikliğini gerçekten arkadaşlığının eksikliğini hissettiğimi söylerdi. Gerçekten önemli bir insandı. Yani birisinin bir yardıma ihtiyacı var. Maddi manevi fark etmez. Her zaman yanındaydı. Yanımızda olurdu yani. Evet onu çok şey yapıyorum. Onun eksikliğini hissediyorum. Benim için önemli bir arkadaştı, dostu. Yani dediğim gibi haftada bir, 10 günde bir mutlaka görüşürdük. Hala gittiğine inanamıyorum ki ben. Ne yapar? Basit bir şey söyleyeyim. Herhalde bir çocuğu gibi boynunu atlardım. Bu belgeseli hem kendisini taze anılarla çocuklarımıza, insanlara, daha yakından bilmeyen insanlara anlatabilmek için çektik. Hem de ruhu şad olsun diye çektik. Çünkü hayatı film olan bir sürü insan var. Ama benim için herkesten fazla hayatının film olmasını hak eden bir insan. Şimdi bu kadar kısa sürede, bu kadar kısa görüşlerle bir şeyleri anlatamayız ama bir insan oturup yaşadığında dolu dolu İrfan Çakmak büyük adamdı. Mühendislik yaptığım zamanlarda ben bu firmaya nereden baksanız ayda bir kere uğradım. Yani İrfan abinin nereden baksanız 10 yıl içerisinde en az ayda bir kere çayını ve kahvesini içmişimdir ve iş konuşmuşuzdur.
Ve her konuştuğumuzda da o mutlaka bilgisayarına gömülür ve o bilgisayarında çalışırken bana derdi ki Baturhan ben seni şu an dinliyorum ve sen sadece bana bütün ne anlatmak istiyorsan onları anlat derdi. Ben de tabii o heyecanla anlatırken durmadan çay kahve vesaire söyler ve işte işim bitti atıyorum bir şey alacak okey dedik neyse. Ardından giderken yemek yiyip yemediğini sorardı. Mutlaka mutfağı arayıp işte Baturhan şu anda yemek yemelisin. Şunlar çıktı bunlar çıktı diye böyle bir de ballandırarak anlatırdı sağ olsun. Bir gün Mustafa Bey beni aradı patronum. Dedi ki Baturhan dedi 300 ton presimiz var ve soylu kalıba mutlaka verelim. Ve hiç para marayı da sorma dedi. Dert değil dedi. Yeter ki dedi kullansınlar dedi. İçeride de dolu presimiz var bu arada yani ilk defa vermeyeceğiz yani. Neyse anlattım böyle ben de heyecanla sonuçta ciro yazacak bölgeye. Heyecanla dedik ki böyle böyle bir durum var. Ve işte size böyle bir imkandan yararlandırmak istiyoruz dedi. İrfan abi dedi, Baturhan'cığım dedi, benim dedi şu anda sıkışığım ve kalkıp da dedi senden de o presi alırsam ben hemen ödemek isterim dedi. O yüzden dedi şu anda bunu yapmayalım dedi. Bayağı bayağı aslında ödemesiz bir nevi bir süre ödemesiz pres vereceğiz, makine vereceğiz. Kesinlikle kabul etmedi. Ve aradan zaman geçti, hakikaten aradı. Baturhan dedi elinizde pres varsa hemen alacağım dedi. Ve hakikaten o dönem o alışverişi de yaptık. İrfan abini bu projeyi de izlediğimiz zaman çok ayrı bir hikayesi olduğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü bir serüven var aslında. Çiftçilikten başlayıp buraya kadar gelen bir hikaye var ama izlediğinizde de aslında genel bütünde şunu görebiliyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz dediğimizi görüyoruz. Ve bence özlediğimiz o esnaf ve ticaret iş adamı profilini bize tekrar hatırlattı ve bu proje bence o yüzden çok değerli. Açıkçası kendisini tanıdığım için de beraber çalışma fırsatı bulduğum için de şanslı hissediyorum. İyi ki tanımışım. Teşekkür ederim herkese de.